Türkiye'ye az önce girişte de ifade ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreni için, yemin töreni için geldiniz. Dün sizi de gördük. Beştepe Külliye'de yapılan o törende. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, Kıbrıslı Türkler için bu seçimin sonuçları ne anlam ifade ediyor? Tabii bizler için çok önemliydi. Çünkü son 2,5 yıldır benim Cumhurbaşkanı olduktan sonra ortaya koyduğumuz yeni siyaset, o da iki devletlilik esasına dayalı bir çözüm. Yani iki egemen eşit devletin işbirliğiyle ve eşit uluslararası statü bakımından bizlerin pozisyonunun değerlendirilmesiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşma veya bir müzakere süreci başlayacağını, bunu da Türk hükümeti tamamen desteklemektedir. Yani Türk siyasetinin bir parçası haline gelmiştir. Çünkü benden evvel 50 yıl kurucu Cumhurbaşkanımız Mekane Cennetoğlu Rauf Rayet'in taşta o zaman Türk hükümetinin de desteğiyle hep federal temelde bir anlaşma için müzakere masalarında dirsek çürütüldü ve çok uzun meşakkatli belki de 15 tane farklı çözüm planı Güney Kıbrıs tarafından hep reddedildi. En fazla bilinen bu reddedilenlerin arasında Annan planıdır. 2003-2004 yıllarında eş zamanlı iki tarafta da referanduma götürülen ve Türkiye'nin de yol göstericiliğiyle o zaman Annan planına evet diyen Kıbrıs Türk halkı %65, diğer taraftan hayır diyenlerin oranı %76. Ve maalesef Avrupa Birliği de bu planı desteklerdi, İngiltere de bu planı desteklerdi. Buna rağmen hayır diyenleri aldılar Avrupa Birliği içerisine. Biz evet dedik, bize dediler ki yeter ki siz evet deyiniz. En azından izolasyonlar ve bir takım kısıtlamalar, ambargolar, direkt uçuşların olmaması gibi bir takım Kıbrıs Türkler üzerinde uygulanmakta olan engellerin kaldırılacağı yönünde bize söz verdi. Buna rağmen hiçbir söze tutulmadı. Vaat tutulmadı. Tabii baktığımızda senaryoya, şimdi Güney Kıbrıs'ı siz Avrupa Birliği'ne alırsanız, Yunanistan da Avrupa Birliği içerisinde, bu verilen söze rağmen onların bütün bu kararlarında oy birliği istediği için hiçbir zaman oy birliği olamadı. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs ilk baştan red. Türkiye ile olan ilişkilerde de hep sıkıntı yaratırlar. Ve onun için insan isyan eder. Çünkü nüfusu 800 bin, 900 bin olan, 1 milyon bile olmayan bir Güney Kıbrıs Avrupa Birliği içerisinde şimdi 450 milyonluk nüfuslu bir Avrupa Birliği içerisinde 85 milyonluk bir nüfusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkisini bozabilir. Yani bunun hiçbir mantığı yoktur. Onun için Avrupa Birliği'nin kendi kriterlerine göre de esasında Güney Kıbrıs, ta ki Kıbrıs'ta bir çözüm olmadan Avrupa Birliği'ne alınmamalıydı. Ve Kıbrıs Kuruluş Anlaşmalarında da açık ve net diyor ki Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları herhangi bir devletler topluluğuna Kıbrıs giremez. Kıbrıs'ın kendi anayasasında yazıyor bu. Evet. Çünkü Kıbrıs'ta bir çözüm 1960'ta da onlar ve Lozan Anlaşması'nda da bunlar hep niyet edilmişti. Hem Kıbrıslılar için, Türkler ve Rumlar için bir denge, aynı zamanda Türk-Yunan dengesi de sağlanır. Yani 1960 anlaşmalarıyla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti bir bakıma Doğu Akdeniz'i bir kritik bölgede Türk-Yunan dengesi için de fevkalade önemliydi. Dolayısıyla Kıbrıs'ı bir bütün kendilerine göre Avrupa Birliği'ne almak suretiyle o dengeyi de bozdular. Türkiye aleyhine bir denge oluşmuştur. Yunanistan'ın sınırları, egemenlik hakları Avrupa Birliği'ne ta Doğu Akdeniz'e kadar yayılmıştır. Esasında haritaya baktığınızda Yunanistan nerede? 700 mil uzaklıkta. Evet. Türkiye Cumhuriyeti nerede? Sadece 40 mil uzaklıkta. Anamur'dan biz Kıbrıs'a su getirdik. Bir Meis Adası hikayemiz var bizim mesela. Yani hep oralarda da aynı şekilde. 900 metre uzakta. Yunanistan orada hak iddia ediyor. Yani Yunanistan'ın tabii okursanız tarihi okursanız hep Megali İdia dedikleri o hedefleri ütopik ama doğru kendilerine göre büyük Yunanistan yaratmak. O büyük Yunanistan da nedir? Ta Ege Adalarından Rodos, Girit, 13. Ada Kıbrıs, bütün bunları egemenlik alanları içerisine dahil ederek büyük Yunanistan, ta Yunanistan'ın Atakıta toprağından buralara kadar, Kıbrıs'a kadar, yani Türkiye'yi kuşataraktan ve onların bu büyük Yunanistan diye isimlendirdikleri bazı haritalarda görülüyor. Türkiye'den daha büyük. Neden? Çünkü Yunanistan toprak kıta. Ama Ege Adalarından başlar ta Doğu Akdeniz'e kadar, Kıbrıs'ın olduğu yere kadar o mavi vatan dediğimiz denizleri de Yunan
toprağımış gibi aynı haritada gösteriyor. Çünkü diyor ki adam denizin dibi zaten toprak. Ya evet. Toprak sadece üzerinde ev yer yaptığım kara üzerinde su olmayan yerler değildir sadece. Sadece diyor. Su olmayan yer, su, denizin olduğu yer de topraktır. Çünkü dibinde toprak vardır. Kaldı ki denizde bunların deniz filoları da önemli. Çünkü balıkçılık var. Denizde her türlü ileride enerji de üretilecek denizin dalgalarından. Dolayısıyla adam Büyük Yunanistan peşinde. Hayali evet. Bu ve Türkiye'yi de kuşatıyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli o bakımdan. Çünkü biz ne diyoruz? Biz kopmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının mücadelelere vererek, çok büyük bedeller vererek kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşatmalıdır, yaşatılmalıdır. Çünkü direkt Türkiye'nin güvenliğiyle alakalı bir meseledir. Aynı zamanda Mayvatan ve fırhatlarıyla göklerde hava sahasındaki üstünlüğümüz, bütün bunlar Türkiye'nin, büyük Türkiye ve özellikle Türkiye yüzyılında bunların üzerine basa basa vurgularak sıkıntılar içerisinde bir takım farklı senaryoların dolaştığı bir gündemde, yoğun gündemde Kıbrıs önemini kaybedebilir. Ama Kıbrıs her zaman önemliydi. Bundan sonra da önemli olmaya devam edecek. O perspektifi hatta kaybetmemek lazım. Geopolitik, geostratejik bütün bu doğal kaynaklar, Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'de de zenginliklerin keşfedilmesiyle ve Türkiye Cumhuriyeti Libya koridorunun oluşmasıyla Mısır, İsrail gibi devletlerle yapılan bir takım farklı değerlendirmelerde bütün oralardaki ileride yoğunlaşacak olan gaz ve diğer zenginlikler hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Avrupa Birliği'ne taşınabilecektir. Çok daha rantabl olarak. Halbuki bazı projeler görüyoruz zaman zaman İsrail'den Güney Kıbrıs'a, evet. Güney Kıbrıs'tan ta Avrupa Birliği'ne kadar o çok meşakkatli, çok zor, sadece denizin dibi 3000 metre artı 1000 kilometrelerden bahseden 10 milyarca dolar parastır o yatırım olarak. Evet. Feasible değil yani. Halbuki Amerika dahil pek çok ülke desteğini çekti o İsmet projesinde. Çünkü feasible değil. Değil mi efendim? Feasible yani. Değilse en feasible'ı bize ifade edilen uzmanlarımız tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri tarafından o bölgelerden en güneyden yani ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de hakkı hukuku vardır bazı bölgelerde. Çünkü bu deniz yetki alanları ve ekonomi münhasır bölge bunu uzmanlar çok iyi biliyor. Karışık işler. 2-2 daha 4 değildir. Ancak Türkiye öyle bir ülke ki bu bölgenin hakim ülkesi. En büyük ülke. Ve bunun benzerleri var. Dünyanın çeşitli farklı bölgelerinde. Güneydoğu, Çin, Asya'nın ve Hindistan'ın olduğu bölgelerde de böyle petrol şeyleri var. Bir takım ihtilaflar ama nedir esas olan? En büyük ülkenin ağırlığına göre söz sahibi olabilmesi o bölgede. Ve bakıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu bugün 85 milyon, yarın 100 milyon. İskenderun'dan Ege Adaları'na kadar 2 kilometre sahil şeridi vardır. Ve Kıbrıs sadece 40 mil uzaklıkta. Ama nüfusu güney ve kuzey 1,5 milyon bile değil. Evet. Ve 200 mil diye başka bir boyutu var bütün bu deniz yetki alanlarındaki paylaşım olaylarının. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden 200 mil ta Mısır'a kadar gider. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ın güneyinde de hakkı hukuku vardır. Tabii ki Kıbrıs Türklerin de vardır. Yani Kıbrıs Rumlar öyle bir bencillikle bu işe yaklaşıyorlar. Güya da bütün Kıbrıs onlarındır. Ve Yunanistan'la yapacakları ve yaptıkları bazı sözleşmeler, anlaşmalarla bu bölgede hakimiyet kuruyorlar. Halbuki işte Türkiye Cumhuriyeti ile Libya anlaşması o oyunu zaten bozuyor. Ve bu geçenlerde İtalyan şirketin CEO'su da bunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti bütün bu planlarda plan ve program içerisinde olmazsa biz kendi başımıza Rum yönetimiyle buralardan bu petrolü ve gazı götüremeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de taraftır o bölgelerdeki bir takım İhtilaflı en azından ihtilaf. Kaldığı sürece bunu yapamayız diyor herhalde. Yapamayız dedi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de dolayısıyla onayı lazım. Yani birlikte karar vermemiz lazım. Ve bu karar mekanizmasının içerisinde bu bölgede hakim güç pozisyonunda olan Türkiye Cumhuriyeti de vardır şeklinde ifade etmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.